Arkadaşlar yani çok garip. Nedense biletleri aldığımda bile asla gerçekleşecekmiş gibi hissetmiyordum. Ama ben şu an Paris'teyim. Eiffel Kulesi'ni gören bir odadayız ve tabii ki hemen oda turu yapacağız. Şimdi kapıyı arkama aldım ve sağ tarafta böyle bir ayna var. Burayı açıyoruz ve içinde çaylar, maylar. Şurada garip bir sos, kettle, bu tarz şeyler var. Bu arada benim odayı tuttuğum kişi ve doğal olarak bana odayı anlatan kişi İngilizce pek bilmiyor. Ve %90 Fransızca konuşarak anlattı bana ama sorun şu ki ben de Fransızca bilmiyorum. Mesela bunları kullanıp kullanmamam gerektiğini anlamadım ama herhalde varsa kullanabiliyorumdur. Sonrasında burada iki tane bar sandalyesi var ve belki kendim yemek yaparım. Burada belki bir şeyler de hazırlarız. Aa, çamaşır makinesi varmış. Bu bayağı iyi oldu. Ya aslında mutfak kısmı yemek yapmaya bayağı elverişli, yani burada bir şeyler hazırlayabiliriz. Banyo çok küçük ama çok tatlı bence. Bakın şöyle açılıyor burası. Burada ben varım ve aynayı çektiğinizde de banyo. Yani temiz duruyor. Benim hoşuma gitti. Bu arada her yerde ayna var. Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bakın burada da var. Burada da var. Bence kesinlikle mekanı büyük göstermek için yapmışlar. Çünkü oda çok güzel ama aslında küçük. Şimdi en önemli kısma geldik. Benim burayı tutma sebebim. Burada yatak var. Burada bir televizyon var. Burada işte battaniyeli yastıkta onlar var. Ve hazır mısınız arkadaşlar bunu görmeye? Of, inanmıyorum. Eiffel sadece benim için mi çok büyük bir olay? Yani ben mi çok kafamda büyüttüm yoksa gerçekten inanılmaz bir yapı mı? Hava şu an çok soğuk ama gerçekten insanın dışarıda durup izleyesi geliyor. Hayır, burada kırılamazsın. Paris'teyiz, kırılamazsın. Arkadaşlar beni tanıyorsunuz. Aşırı yaratıcı ve özgün bir kızım. O yüzden Paris'e gelirken farklılık yapıp bu şapkalardan almak istedim. Ay ne oluyor, ne oluyor? Bir baktım ışık şeyi çıkmış. Ben bayılıyorum bunun görüntüsüne. Ama internette gece birden sonra çıkıyor yazıyordu. Allah Allah. Sizce ben lens takmayı normalde bıraktığım halde sırf Paris'i daha iyi görmek için lensimi getirmiş miyimdir? Ama bu gece takmasak mı? Çünkü yanımda çok lens solüsyonu yok. Bugün de az gezeceğiz ya, harcamasak mı? Yarın takarız neyse. Müşteri hizmetlerinize ulaşmak için yapmış olduğunuz talep doğrultusunda. Merhaba, ben şu an yurt dışındayım da gelmeden önce sizi aramıştım. Bana dediler ki siz normal kullanımıza devam edin. Günlük şu kadar şu kadar TL yansıyacak dediler. O mesaj sizi bilgilendirme amaçlı geliyor. Onu dikkate almayın. Tamam, tamamdır o zaman. Sorun yok. Teşekkür ederim. Sokakta geçirdiğim ikinci dakikam ve sokaklar gerçekten çok güzel. Kafeler falan o kadar güzel duruyor ki. Şimdi çok güzel bir yere yemeğe gidiyoruz, tamam mı? Cem önerdi burayı. Cem'i de biliyorsunuz çok yakın arkadaşım. O da Paris'i çok seviyor ve çok defa geldi. Şimdi ilk gün için önerdiği bir yere gidiyoruz. Onun ritüeli gibi bir şeymiş. Hep ilk geldiğinde, yani ilk gün akşam orada yiyormuş. Ben de onun ritüelini gerçekleştireceğim şimdi. Ama arkadaşlar tam size diyecekken, hani Fransızlara kim kaba dedi, aşırı tatlılar diyecekken. Ay çok sinirim bozuldu yine. Yeni gelmişim Airbnb'ye. Dışarı çıkacağım, tamam mı? İşte odanın kapısı. Kapadım. Dış kapıyı kapadım. Son bir kapı var. Apartman kapısı gibi düşünün. Şimdi bize nasıldır? O kapı ya direkt açılır ya da kapının etrafında bir zil olur. Ona basarsınız. Öyle açılır. Bunda yoktu. Kapı hem açılmıyor. İşte çeviriyorum, bir şey yaptım falan. Kapı kolunu açılmadı. Etrafta tuş arıyorum basmak için. Kapıya hiçbir zarar vermiyorum bu arada. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sonra arkadaşlar bir anda bir adam geldi. Böyle 50-55 yaşlarında. Bana bağırmaya başladı ama nasıl bağırıp tepiniyor? Yani dedim herhalde kapıyı falan kırdım. İşte burada buton var falan diye bağırıyor. Bir yandan Fransızca konuşuyor, muhtemelen küfür ediyor. Aa. Eiffel de buradaymış. Bakın size yemin ederim, Emily in Paris'te bir sahne vardı ya, Emily işte duşta kalıyordu, su bir şey oluyordu, soğuk mu akıyordu? Sonra bornozla aşağı iniyordu, bir kadın ona bas bas bağırıyordu falan. Yemin ederim aynısının bir tık daha bağıranıydı benimki. Tek fark benim yanımda Gabriel yoktu ne yazık ki. Şaka, şaka yaptım. Bu arada arkadaşlar şimdi metro için bilet alacağız. Özellikle şimdi gelmek istedim çünkü yarın sabah 10'da bir müzeye gideceğiz ve oraya da metro kullanarak gideceğiz. Şimdiden çözmeye çalışıyorum ama anlamadım yani. Sorry, I want to go everywhere, every station. Yes. Is it right? You... No. You want in English? Uh-huh. It's for all of them, right? Yes. Thank you so much. Thank you. Yay, geçtik. Gideceğimiz yer şu son durak, o yüzden buradan girelim. Niye açılmadı burası? Niye kapı açılmıyor? Benim mi açmam gerekiyordu kapıyı?
Gidiyor, ben bilemedim. Gitti bu. Bir elimle ben mi açacaktım? Herkes de bana garip garip bakıyor. Şimdi kendime bir abla seçtim, onun arkasına geçeceğim. O girdiğinde ben de hemen aradan gireceğim. Bir de kapıyı insanlar mı açıyor diye bakacağım. Aha geldi. İzliyorum. Evet, kendileri açıyor anladığım kadarıyla. Tamam, öğrenmiş olduk. Arkadaşlar, M6'da kapıyı siz açıyorsunuz, M1'de kendi açılıyor. İnanılmaz şanslıyım. Yarın gideceğim Louvre Müzesi'nin direkt olduğu duraktaymış gideceğim restoran. Üf, direkt çıkan yerin güzelliğine bakın. Evet, burası. Bonjour. Okay, it's for just one person. Yes. Yemek olarak ilk önce soğan çorbası söyledim. Ben soğana aşığım ama çiğ soğana, pişmiş soğan hiç sevmiyorum. Ama ne önerebilirsiniz dediğimde bunu önerdikleri için ve hani bunun çok burada ünlü olduğunu bildiğim için denemek istedim. Aslında burada denemeye çok açık değilim çünkü euro harcandığı için. Bir şey deneyip beğenmeyip sonra yememe gibi bir şansım yok. Sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum, o yüzden içeyim. Güzel, yani bence kötü değil. İstanbul'a döndüğümde bunu özlemem ama güzelmiş, içilmez gibi değil. Yedikçe daha az beğenmeye başladım. Ve şu an yemek için Euro'dan başka bir sebebimiz daha var. Yalan söylemiş oldum. Güzel dedim yani ama ayıp olmasın diye dedim. Şimdi tabakta kalırsa anlayacaklar. Makarna da söylemiştim, ne olur onu getirsinler dediğim. Bunu yedim, çok doydum, o yüzden bitiremiyorum. It's more simple. Yes. I like pasta. Yeah, it's betting. Sen var ya, o kadar kral bir yemeksin ki dünyanın hiçbir yerinde insanı yarı yolda bırakmazsın. Her yerde güzel yapıyorlar seni, her türlü güzelsin. Arkadaşlar şimdi Cemre... Dur bekle. Oha. Bu ne, pamuk mu yiyorum? Asla ağır değil. 7-8 tane yenir. Cem inanılmaz. Çorbayı sevmedim bu arada, aramızda kalsın. Ben nefret ederim soğan çorbası. Niye söylemiyorsun ya? Boşuna kaç para? Denemek istiyordun. Hayır, ayıp olmasın diye. Bir şey değil mi? Bir tek ben varım şu etrafta. İnanamıyorum Paris'te. Ben de inanamıyorum. Ben çok... Bak sindiremedim ki ben. Airbnb'deki kadın Fransızca konuşuyor bende. Hiçbir şey anlamıyorum. Taksi, herkes Fransızca konuşuyor. Kadın bana şey dedi bu arada. Eve erkek getirme, kız arkadaşını da getirme falan. Birini getirmeyeceğim ama niye böyle bir şey diyorsun? Ben Avrupa'ya gelince olmaz sanıyordum da. Her Mardin'de yerde var galiba. Mardin'de bile böyle bir şey oldu. Aynen, Mardin'de bile. 2 hours later. Canım çok sıkkındı. Bir süreliğine Fransa'dan nefret ettim ama şu görüntüyü görünce... Geri bir keyfim yerine geldi. Anlatacağım size. Odada neler neler anlatacağım. 35 euro ceza yedim. İstanbul'da 20 yıllık hayatımda bir kere bile ceza yemedim. Burada yedim. Ellerimi hissetmiyorum. Tam size şey diyecektim yani. Bence o kadar da soğuk değil diyecektim. Ki genel olarak çok üşüyen bir insan ama bana çok soğuk çok soğuk dedikleri için ben sanırım gözümde çok büyüttüm. Sadece yaklaşık bir saattir, şakasız bir saattir bir reel çekmeye çalışıyorum. Size burada olduğumu duyuracağım reel'ı. Duşa basamamaya başlayınca dedim artık tamam gitmem lazım. Ah çok güzel. Bonjour. Aşate. O şarkı nasıldı ben bilmiyorum. Ah bu arada yolda fare gördüm. Bir tane de değil yani, bayağı bir fare yan yanaydı. Aha. İki tane daha fare var. Arkada da adam var, balgam atıyor. Odadayım arkadaşlar ve ellerim dondu. Ellerim bak nasıl kırmızı. Evet, artık benim kabullenmeye başlıyor. Resmen Paris'teyiz. Sadece tatsız para kaptırma olaylarımı anlatmak istiyorum. İlki metrodaki otomatlardan su almak istedim. Yani aslında şöyle bir durum var. İnternette yazıyor ki musluk suyu da içiliyor Paris'te. Ama annem bir kere böyle duyup bilmediği bir yerde su içmişti. Sonrasında zehirlenmişti. Gerçi onun bünyesi çok hassas ama sonuçta ben de onun genlerini taşıyorum. Aslında çeşmeden su içilmesine çok sevindim. Çünkü temel ihtiyacımı euro ile karşılamak istemiyorum. Ama bir yandan da korktum yani bünyeme dokunur mu sonuçta, hani bilmediğim bir şey ne olursa olsun. O yüzden şimdi tek başıma da olduğum için korktum açıkçası. Dedim bir su alayım, en azından hani bugün bir bunu içeyim, sonrasını düşünürüm, biraz daha araştırıp sorarım diye düşündüm. 2 euro attım otomata, tamam mı ya? Yani şimdi 2 euro az gibi görünebilir ama bir bakın yani şu an çarpılmış halini söylemeyeceğim bile çünkü sürekli değişiyor. Sadece tabii ki bizim 2 birim paramızdan çok daha fazla. Otomat bana suyu vermiyor, tamam mı? Asla vermiyor. Sanırım telefona uygulama yüklemek, oradan seçmek falan gerekiyormuş. Ben direkt susadım, attım 2 euroyu. 1.80 görünüyordu orada fiyatı. Ama vermedi bana suyu. Ben de metroyu kaçırmayı falan artık hiçbir şey umurumda değil. Suyu almaya çalışıyorum ama vermedi. Dedim al senin olsun 2 euro. Gittim metroya. Sonra ben kulaklıkla böyle şarkı dinliyorum. Diyorum işte ah Paris'teyim, her şey çok güzel. Bir anda polisler metroyu durdurdu. Şimdi burada şöyle bir şey varmış. Ben bunu sadece bir yerde duymuştum. Bakın YouTube'daki Paris'le ilgili neredeyse her videoyu izledim. Abarttım tabii ki, hepsini izlemişimdir ama hani böyle en klasik olanları, herkes öne çıkanların hepsini izledim. Bundan sadece bir kişi mi bahsediyordu? Yani bilmiyorum, ben mi yanlış videoları izledim anlamadım. Sadece arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Hani atıyorum uçaklarda falan işte kartınız vardır. Onu okuturlar ve onu okuttuktan sonra
onunla iş biter ya. Ama burada öyle değil. Metrolarda yani öyle değil. Orada bir yandan da makyajımı çıkarayım da. Biletinizi kullandıktan sonra atmıyorsunuz. Geri alıyorsunuz ve yanınıza taşıyorsunuz. Bunun sebebi sanırım turistler hani gizli şekilde girdiği için onu engellemek için sanırım. Polis durdurdu ve biletlere baktı. Böyle bir tane cihazı var, onu okutuyor. Hani siz o bileti buraya bastınız mı diye görüyor orada. Ben de biletleri tutuyorum. İkinciyi bana geri verdi ama ben işte hemen o şey açıldı. Korktum oradan hani sıkışmayayım diye. Hemen geçtim oradan. Sonra geçtikten sonra da metroya gittim falan. Hani bir sorun yaratacağını düşünmemiştim. Bir de zaten dördüncü metromdu. Hani ilk üçte de hiçbir şey olmayınca biraz daha güvende hissettim. Sonra arkadaşlar polis beni metrodan indirdi benim biletim olmayınca. Ben de açıklıyorum dedim. Hani özür dilerim dedim. Bugün Paris'te ilk günüm. Çok hakim değildim. Bir yandan da 9 tane biletimi göstermek istiyorum. Çünkü zaten ya 10 tane alabiliyorsunuz benim biletimde ya 20 tane. Hani 9 tane biletim olduğuna göre bir tanesi kullanılmış ama yanımda değil. Ve hani bilmem kaç tane kullanılmış biletim olduğuna göre kaçak şekilde girmiyorum yani. Gördüğün gibi biletimi almışım. Beni asla dinlemediler ve ya ne bileyim, düşünüyorum ben polis olsam hani ülkemi kötü göstermek istemem. Derim ki ya üzgünüm ama kurallar böyle, sizden şu kadar almak zorundayım. Bir dahakine lütfen dikkat edin falan. Böyle derim. Beni dinlemiyorlar bile. Ben orada gözlerim doldu artık böyle. Çünkü çok kötü bir muamele yaptılar. Gerçekten bayağı kötü hissettirdiler. 3 kişi böyle başıma dinledi. Biri birine gidiyor. Fransızca bir şeyler diyor. Diğeri bana geliyor. Bir şey diyor. Garip garip. Ben bunu anlıyorum. Yani sonuçta belli kurallar var ve hani bana aa bu kız bilmiyormuş deyip hani beni es geçmeyecekler. Ben buna okeyim zaten. Sadece hani ben orada bileti gösteriyorum ya. Hani bana orada kötü muamele yapmayın, anladın mı? Kaçak girmişim muamelesi yapmayın. Emily in Paris'in bir bölümüne bunu koymuş olsaydı Netflix şu an ben bunu yaşamıyordum ama gerçekten şu yüzden mutluyum. Hani ben böyle bir ceza ödemek zorunda kaldım ama eminim ki bu videoyu izleyen hiç kimse asla böyle bir ceza ödemeyecek. Çünkü uzun uzun anlattım ve hani artık bunu biliyorsunuz. Arkadaşlar sakın kullandığınız biletleri atmayın. İstiyorlar, sakın atmayın. Dediğim gibi ben yandım ama hepimize güzel bir ders oldu. Bir daha bu hataya hiçbirimizin düşeceğini sanmıyorum. Çok dikkat edin. Yani bu olaylar bir tık tatsız olmuş olabilir ama şehrin enayisi ve Eyfel Kulesi hala çok güzel. Ve bir yandan da aslına bakınca hani hata yapmak ya da atıyorum ceza yemek benim için kötü olsa da bence vlog için verimli oluyor. Çünkü o zaman kuralları öğreniyoruz. Yani benim vlogunu izlediğim kimse benim kadar saf ve dikkatsiz olmadığı için mesela bunu yaşamadı. Ve ben bunu bir kere görsem emin olun o biletleri saklıyor olurdum. Burada ben bayağı susadım. O suyu içemedim ya. Buzdolabında bir tane su buldum ama o acaba musluktan mı doldurulmuş yoksa normal su mu bilemedim. Bu arada bakın gözüme şu çarptı. Şurada da su var, şükürler olsun. Her neyse, biraz da beni buradan mı görseniz? Ya da bugün bu kadar yeter mi gördünüz acaba? Yarın sabah dünyanın en güzel müzelerinden birine gideceğiz ve Mona Lisa'yı göreceğiz. Paris'te ilk günümüz tam bir Emily in Paris tadındaydı. Hatta bu serinin adı Buket in Paris mi olsa? Evet, daha yapacağımız bir sürü şey var. O yüzden geç olmadan, gerçi çoktan oldu ama ben uyuyorum. O zaman hepinizi çok 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 seviyorum. Çok 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 öpüyorum. Başka diğer videolarda, hatta bu seride, bu bir günlük gibi olacak çünkü. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi geceler.